Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Dersizliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hocanız. Yamukta uzman test 4'ümüzü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Ardışık köşeleri A, B, C, D olan bir ikizkenar yamuk çizeceğiz. Şimdi şu şekilde yamuğumuzu çizelim ve isimlendirme yapacağız. BC, AD'ye eşit olacak. O zaman şuradan başlayalım. Şurası A, şurası B, şurası C, şurası D olduğu zaman dikkat edersek AD uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit ikizkenar yamuğumuz oldu. Şimdi A köşesinden çizilen iç açıortay BC'yi K noktasında bölecek. O zaman şuradaki noktaya K diyelim. Şuradan bir iç açıortay çizeceğiz ve K noktasına değecek bu. Ve CK'nın KB'ye oranı 1/2. O zaman şu uzunluğa x dersek buradaki uzunluğumuz 2x olacak. AB uzunluğumuzu 16 cm olarak vermiş. AD uzunluğu ise 13 cm. Bizden CD uzunluğu isteniyor. Şimdi yamukta bunlar birbirine paraleldir. Şurayı uzatırsak, tamamlarsak. Şimdi şuradaki açıyla şuradaki açı iç ters açılardır. Bunlar birbirlerine eşitler. Öncelikle şu üçgenle şu üçgenin benzerliğini yaparsak benzerlik oranı 1/2'dir. O zaman burada 16 varsa diğer tarafta şuradaki uzunluğumuz 8 cm olacaktır. Dikkat ederseniz bir de ikizkenar üçgenimiz var. Açılar birbirine eşitti. O zaman burası 13 ise şunun tamamı da 13 cm olacak. 8 cm çıkartırsak DC uzunluğumuz 5 cm olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuz şekilde. Elimizde bir tane yamuğumuz var. CK uzunluğu KB uzunluğunun 2 katına eşit. Şu uzunluğa M diyelim. Şuradaki uzunluğumuz 2M olacak. Ve bazı kenar uzunluklarımız verilmiş 3-4 cm olarak. Bir de AL uzunluğundan DC uzunluğunu çıkarttığımız zaman sonuç 8 olmuş. Şuradaki uzunluğumuza Y dersek AL uzunluğu Y artı 8 olacak. Şimdi şu C noktasıyla paralel kenar olacak şekilde. Sonuçta bunlar birbirine paraleldi. Şunların da paralel olmasını kullanabilmek için. Şimdi burası Y ise buradaki uzunluğumuz da Y olacak. O zaman geriye kalan 8 cm'lik uzunluk şurada olacaktır. Dikkat ederseniz buradaki uzunlukların oranları birbirine eşit olduğundan dolayı demek ki bununla bu birbirine paralel olacaktır. O zaman burası 3 ise benzerlik oranından 1'e 3 yani şuradaki uzunluğumuz 9 cm çıkacak. O zaman aradığımız x uzunluğu da 9 cm olarak bulunur. Doğru cevabımız C'dir. Son sorumuz şekilde. Şekilde bir ikizkenar yamuğumuz var ve bazı bölgenin alanları içlerine yazılmış. X bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi burada şunu yapacağız. Şimdi ikizkenar yamukta şuradan bir yükseklik inersek şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşittir. Buradaki uzunluğa Y diyelim. Buradaki uzunluk da Y olsun. Şuradaki uzunluğa M dersek burası da M olacaktır. Şu CH aynı zamanda yüksekliktir. Buradaki uzunluğa da H dersek normalde ikizkenar yamuğun alanı alt tabanla üst tabanı toplayacağız. Buradan 2 tane M, 2 tane Y gelecektir. Bunu yükseklikle çarpıp 2'ye böldüğümüz zaman aslında burada bir de önceden şunu göstermemiz gerekiyordu. Şurası orta nokta. Birleştirdiğimiz zaman şu alan tüm alanın yarısına eşit. O yüzden 3, 4, 5'in toplamı tüm alanın yarısıysa o zaman tüm alan bunların 2 katı yani 24'e eşit olacaktır. Şimdi buradan şurayı 2 parantezine alırsak 2 çarpı M artı Y çarpı H bölü 2 eşittir 24 olacak. İkiler birbirini sadeleştirdi. Yani buradan M artı Y çarpı H eşittir 24. Eşittir 24 olacak. Şimdi biz şurada mavi ile tarayacağım üçgenin alanını bulursak. Yani burası tabanı Y artı M'ye eşit çarpı yükseklik bölü 2. Bizim bu X artı 4 dediğimiz alana eşit olacak. Şuradaki değeri biliyoruz. Burası 24. 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 12 eşit olacak. X artı 4'e X de buradan 8 cm² olarak bulunur. Doğru yanıtımız E'dir.
Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.